Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Aralık ayının ilk haftasını geride bıraktık ve yılın sonuna doğru hızlı bir şekilde yaklaşmaktayız. Ve tabii ki bu hızlı yaklaşım paralelinde veriler gündemdeki konularda oldukça hareketli e, gelişmelere sebebiyet vermekte. Bu hafta son derece hızlı ve e, çok fazla veri akışının olduğu bir haftaydı G20 zirvesi bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu yapıldı ve bu G20 zirvesinin hemen ardında son derece iyi bir hava oluşmuştu ve bu havanın etkisiyle dolar pazartesi günü sabah saatlerinde 5.14 seviyelerine kadar geriledi. Ancak ardından malumunuz gelen iyi enflasyon verilerinin sonrasında bir faiz indiriminin gelebileceği beklentisinin oluşmasıyla e, dolarda önem, dolar tl bazında önemli bir hareketlilik yaşandı ve 5.46'lara doğru bir hareketlenme sonrasında 530'a yaklaşan bir geri çekilme ve 530'un aşağısını pek de görmek istemeyen bir seyirle e, haftayı geçirmiş bulunmaktayız, tamamlamış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar, bu hafta gerçekten enteresan bir haftaydı. G20 zirvesi sonrasında dünya piyasalarında da çok önemli hareketlilikler yaşandı. Önce ılımlı bir hava oluştu, arkasından ABD e, baş ekonomisti ve danışmanları Larry Kudlow'un açıklamalarında Amerika ile Çin arasındaki El sıkışmanın veya 90 günlük ateşkes anlaşmasının çok da fazla kendi gündemlerinde olmadığı veya çok da önemsemedikleri şeklinde kendi yöneltilen bir takım soruları cevapsız bırakması sonrasında oluşan algı. Daha sonra Huawei krizi dediğimiz akıllı cep telefonu CEO'su Çinli CEO diyelim biz buna. Daha doğrusu bu telefonların sahibinin kızının CEO göreviyle. Amerika'da tutuklanmış olması, gözaltına alınmış olması Çin ile Amerika arasındaki gerginliğin biraz daha artmasına sebebiyet verdi. Ve daha sonralardaki gelişmelerde ise e, diğer e, yurt dışı verilerine odaklandık. Ve bugün Fed yetkililerinin yapmış olduğu bir açık, yetkililerinden birisinin daha doğrusu yapmış olduğu bir açıklamaya göre Aralık ayında Fed'in faiz artırımı yapmayarak bunu pas geçmesi, Ocak ayında faiz artırımı yapabileceğine dair söylemler ve çok daha önemli olan bir konu bugün gelen tarım dışı istihdam, istihdam verisinin 198.200 bin, bin civarlarında gelmesi beklenirken oldukça düşük ve büyük bir sapmayla 155 bin seviyesinde gelmesi doların dünya piyasasında değer kaybı hatta 1.14 seviyeleri üzerine kadar çıkan paritenin euro dolar paritesinin dolarda bir geri çekilme eğilimi yaratması gibi bir tabloyla haftayı bitirmiş olduk. Değerli arkadaşlar, bu genel olarak bunu bu tabloyu bu şekilde izah ettikten sonra bir de yurt içinde neler oldu ona bakalım isterseniz. Ha bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. OPEC toplantısında petrol fiyatlarıyla ilgili olarak çıkan sonuç 1.2 milyon varil günlük üretimde bir kısıtlamaya gidilmesi şeklinde oldu. Bu veri ise petrol fiyatlarının son derece düşük seyretmekte olan petrol fiyatlarının bugün %5'lere ulaşan bir artış göstermesine neden oldu. Tabii ki bu faktör de dolardaki, e, doların dünya piyasalarında değer kaybını etkileyen e, hususlardan birisi olarak değerlendirilebilir. Trump aynı zamanda bugün yapmış olduğu bir açıklamasında Çin ile olan ilişkilerin iyi gittiğini, ateşkes anlaşmasının olumlu sonuçlanabilmesine yönelik umutlu olduğuna dair bir takım söylemlerde bulundu. Ancak bütün bunlara rağmen bugün ABD endeksleri yine son derece olumsuz bir kapanış gerçekleştirdi. Şurada görmekte olacağınız üzere. Dow Jones'un %2.24'lük bir negatiflik, S&P'nin %2.35, ve Nasdaq'ın ise %3 seviyesinde değer kaybıyla haftayı tamamladıklarını, korku endeksi VIX'in ise %23 pardon 23 23 seviyeleriyle 20 kritik seviyesinin oldukça üzerinde olduğunu, yani dünya piyasalarında, küresel piyasalarda pek de tablonun e, parlak olmadığını e, görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar Türkiye genelinde ise bugün Sayın Bakan e, Alvayrağın, Yapmış olduğu bir açıklama vardı. Faizlerin kesinlikle ineceğini ve enflasyona yönelik de önümüzdeki günlerde olumlu beklentilerin devam edeceğine dair e, açıklamalarını üzerine basa basa ifade etti. Burada en önemli olan konu enflasyon inecek mi inmeyecek mi ayrı bir konu ama faizlerin inmesi gerektiği veya ineceğini göreceksiniz şeklindeki söylemleriydi. Biliyorsunuz arkadaşlar faizlerin inmesi demek veya indirilmesi demek dolardaki eğilimin, dolardaki yukarı eğilimin biraz körüklenmesi anlamına gelebiliyordu. Zira faize artık beğenmeyen, faizden yeterli miktarda nem alamayacağını anlayan yerli ve yabancı yatırımcılar doları daha makul, daha iyi bir yatırım aracı olarak görebileceklerdir. Bu arada dolarla birlikte altını da söylemek lazım. Altın da önemli bir güvenli liman şeklinde. Şimdi arkadaşlar bu ön açıklamalardan sonra geçtiğimiz haftanın rakamsal e, tablosuna bir bakalım. E, bu tabloya bakmadan önce şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz haftada aynı durum söz konusu olmuştu. Şu anda arkadaşlar Matrix veri terminaline doların haftalık kapanışı 5.30-40 olarak yansımış durumda. Ancak grafiklere yansıyan rakam 5.2954. Bunun sebebi ise arkadaşlar grafikler gece 24'teki rakamları dikkate alarak güncellenmekte. Ancak uluslararası piyasalarda USD TL e, uluslararası piyasalarda da işlem gören bir enstrüman olduğu için gece 1 civarlarında son kapanış fiyatı belirlenmekte. Dolayısıyla haftalık kapanışı biz 5 .30 40 olarak almak durumundayız. Şurada görmekte olduğunuz 5 29 54 rakamını çok fazla dikkate almayınız. Bu pivot verilerimizi değiştirebilecek olan bir durumdur. Ama ben size milimetrik olarak pivot seviyeleri ne olduğunu Excel tablosu üzerinden biraz sonra göstereceğim. Gerçek rakamlarla alakalı olmak kaydıyla. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta için yapmış olduğumuz analizimizde demiştik ki bu haftanın pivot seviyesi 521.43'tür. 5.21.43'ün aşağısında kalınırsa 5.13'e kadar bir geri çekilme olabilir demiştik. Nitekim 5.21.43'ün aşağısında kalınmakla bu hafta 5.14 seviyesinin görüldüğünü biliyoruz. En düşük seviye olarak 5.13.34 seviyesi görülmüş gördüğünüz gibi. Pardon özür dilerim özür dilerim 5.14.12 seviyesi görülmüş durumda. Yani birinci pivot seviyesine kadar bir geri çekilmenin yaşandığını, pivot hesabının burada da doğru bir hesaplama yaptığını gördük. Ardından 5.21 üzerine çıkılır ise 5.29.53'e kadar bir yükseliş olabileceğini, bu seviyelerin de aşılması durumunda önce 5.38 sonrasında da 5.46'ya kadar devam edebilecek olan bir yükselişin mümkün olabileceğini pivot sistem ve teknik, sistem, teknik kriterler itibariyle bu rakamları sizlere vermiştim. Nitekim bu hafta ne oldu arkadaşlar? Dikkat ediniz 5.13 bir destek noktamızdı ve yukarıda da 38.46 şeklindeki dirençlerimiz vardı. Bu haftaya bakıyoruz arkadaşlar. Bu hafta gerçekten de 74'e kadar yani 5.46 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanmış. E, düşük seviye olarak biliyorsunuz 5.14 seviyesi görülmüştü. Şimdi arkadaşlar bu açıklamalardan sonra bu hafta neler olabilir? Bu hafta bizi hangi rakamlar bekliyor dolar tl'de diye e, bir soru sorarak başlıyoruz. E, bu haftanın verilerini izah etmeye çalışalım. Arkadaşlar doların kapanışını 5.29.54 olarak burada görüyorduk. Bunu değerlendirmeyecektik biliyorsunuz. Ben size şimdi milimetrik olarak e, dolar için rakamlarımızı söyleyeyim. Pek fazla bir değişiklik olmayacaktır. Ama e, doların 5.30.40 seviyesinden kapandığını bu kapanışı dikkate alarak yapılan hesaplamada lütfen şu yeşil e, satırı takip ediniz. Şuradaki yeşil rakamları takip ediniz. Dolar için bu haftanın pivot seviyesi 5.30-16'dır arkadaşlar. 5.30-16 veya 5.30 diyelim biz buna ufak tefek kuruşlara dikkate almayalım. Bu haftanın kritik seviyesi 5.30'dur. Kapanışımızın da 5.30-40 seviyesinden gerçekleştiğini dikkate aldığımız zaman dolar bu hafta için net bir yön bize tayin etmiyor. Yani pivot seviyesi üzerinde kapanmış ve bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ederse yönünün yukarı olacağını eğer 5.30'un aşağısına iner, 5.30 seviyesini bir direnç olarak kabul eder, bunun üzerine çıkamayacak, çıkabilecek gücü gösteremezse bu durumda dolar için yönün aşağı olduğunu dikkate almak durumundayız. Şayet 5.30 üzerinde kalır isek, 5.30 seviyesinin aşağısına gelmez isek bu durumda 5.46 seviyesinin, 5.46-21 seviyesinin e, bu hafta için ilk direnç olabileceğini, bu direnç seviyesinin de aşılması durumunda 5.61-5.62 seviyelerine kadar buranın da aşılması durumunda 5.77-5.78 seviyesinin bu haftanın pivot sistem itibariyle öngörmüş olduğu dirençleri olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar tekrar belirtmek istiyorum bu seviyelerin mutlak surette görülecek illaki 5.80'ler 5.62'ler görülecek diye bir kesin ifade kullanılamaz böyle bir şey mümkün değildir. Sadece ve sadece 5.30 üzerinde kalınır ise 5.46 seviyesine kadar bir atak yaşanma ihtimali mevcuttur. Buranın da geçilmesi durumunda nereye kadar yükselebilir sorusunun cevabını 5.62 olarak verebiliyoruz. 5.62'nin açılması durumunda ilk etapta nereye kadar bu hareketlilik devam edebilir sorusunun cevabını ise 5.78 olarak pivot sistem verileri itibariyle verebilmek Şayet 5.30 seviyesinin aşağısında bir seyir söz konusu olur ise ilk durağımızın 5.59, 515ler olabileceğini söyleyebiliyoruz. Birinci pivot desteğimiz bu noktada. Yalnız arkadaşlar şu konuyu çok net bir şekilde dikkate almak lazım. Buradaki fiyat, buradaki rakamsal seviyelerin aralarında Piyasanın oluşturmuş olduğu belli psikolojik seviyeler de var. Örneğin bu hafta 538 seviyesinde bir e, dalga bir e, o civarlarda bir yoğunlaşma olduğunu tanık olduk. Zira önümüzdeki hafta 530 seviyesinden 530 e, pivot seviyesinin altında kalındığı zaman hemen bir çırpıda 515'e gerileyecektir şeklinde bir algı, bir düşünce içerisinde olmak doğru değildir. 524 525 seviyeleri ve buranın da kırılması durumunda 520'de önemli bir destek ara desteklerimizin bulunduğunu bu seviyelere yönelik bir geri çekilme olup da buralardan tekrardan 530 direncini zorlamak isteyen bu direnci tekrardan aşmak isteyen bir görüntünün de oluşabileceğini akılda tutmak lazım. O halde bu hafta için 5.30 seviyesi son derece kritik bir pivot seviyesidir. Bu seviyenin aşağısında 5.24-5.25'lere kadar buranın da aşağı kırılması durumunda 5.20'ye yönelik bir geri çekilme olabilir. 5.20 önemli bir destektir. 5.20'nin aşağısına gelinmesi durumunda tekrar 5.13-5.14 civarlarına yönelik bir gevşeme yaşanabilir bu seviyenin de aşağı kırılması. Yani 5 13 5 5-14lerde görmüş olduğumuz, geçtiğimiz haftaki destek bölgesinin de veya şuradaki birinci desteğimiz olarak görülmekte olan 5 14 civarındaki e, pivot desteğimizin kırılması durumunda ise birazdan e, farklı bir teknik analiz yöntemiyle Fibonacci kriterleriyle e, Anlatacağım üzere veya şu ana kadar sürekli olarak o grafikleri kullanmıştım. O grafiklerden hatırlayacağınız üzere 5.06 seviyesinin veya 5.06 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimalinin oluşabileceğine dikkate almak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şurada kırmızı ve sarı sütunları biraz sonra geleceğim o konulara. Sanıyorum gördünüz ve merak ediyorsunuz. O konuya birazdan değineceğim. Biz... Dolar üzerinde şu anda önümüzdeki haftayı değerlendiriyoruz ve önümüzdeki hafta için belirtmiş olduğum seviyeleri e, e, ifade ettim. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz rakamlar dediğim gibi 5.29.54 olarak kapanış seviyesini dikkate al, almış durumda. Şu anda Matrix grafiği net bir güncelleme yapmadı. Onun için bu rakamları şu anda dikkate almayınız ama gördüğünüz gibi benzer rakamlar. 15 haftalık pivot olarak hesaplamıştık. E, bu veriye göre de 5.29.73 diyor rakamlarda çok önemli bir değişiklik söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar bu pivotla ilgili pivot sistemin öngörmüş olduğu rakamların dışına çıkarak bir de teyit olsun diye yapmış olduğumuz değerlendirmenin bir sağlaması olması bakımından da Fibonacci kriterlerini gündeme getirelim ve Fibonacci kriterlerimiz itibariyle %50 seviyemiz olan 5.47 seviyesinin önemli bir destek konumunda iken buranın kırılmasıyla birlikte 5.10'lara doğru 5.13'lere doğru oluşan bir geri çekilmenin yaşandığını ve şurada görmüş olduğunuz %61.8 seviyem ise 5.06'yı ifade etmekte. Benim de son dönemlerdeki analizlerimde sürekli vurgulamış olduğum gibi geri çekilme eğer 520'nin aşağısında kalma 520'nin aşağısında kalmaya devam edersek 520 seviyesi bir direnç olarak algılanmaya başlanırsa 5.06'ya kadar devam edebilecek bir geri çekilme olabilir. Ancak şahsi kanaatim olarak 5.06'nın daha aşağısının görünme ihtimalini ben şahsım olarak pek mümkün görmemekteyim. Şimdi arkadaşlar şu bölgeden başlayan bir tepki ilk olarak nereye kadar ulaşabilirdi? Daha önce kırmış olduğu destek olan şu bölgeye kadar ulaşabilirdi. Zira burası %50 Fibonacci seviyemiz 5.47 ve nitekim biz bu hafta bu seviyeye yönelik olarak bir atak yaptık. 5.46'lara kadar yükseldi ve bu direncin etkisiyle tekrardan 5.30 desteğimize doğru bir gerileme yaşadık ve haftayı da bu kritik noktada bir kapanışla tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki ilk direncimiz buradan da gördüğümüz gibi 5.47 seviyesi olarak görülmekte. Zira pivot değerlerimizde 5.46-5.45 seviyelerini ilk pivot direnci olarak öngörmüş bulunmakta. O halde 5.30 aşağısına gelmiyorsak dolar tl'nin gözünün ilk noktada 546 47 seviyesinde olabileceğini yani bu seviyeye kadar bir yükseliş eğilimini ilk etapta göstermesini mümkün olabileceğini dikkate alabiliriz. 530'un üzerinde kalındıkça 546 547 dirençleri zorlanabilir. Şayet bu direncin aşılmasında bir başarı sağlanacak olur ise bu durumda arkadaşlar Fibonacci kriterleri itibariyle Fibonacci kriterleri pivot sisteme göre biraz daha uzun vadeyi dikkate alan bir kriterdir. Eğer 5.50 seviyesi net bir destek konumuna gelir artık buranın aşağısı görülmez ise 5.50'nin bir destek konumunda olduğuna dair bir algı oluşur ise bu durumda arkadaşlar bir sonraki Fibonacci hedefi 38.2'ye denk gelen 5.88'ler 5.99'lar. Ancak tekrar belirtmek istiyorum. Bu seviye aşıldı diye hemen bir iki gün içerisinde 5.90'lara gidilecek şeklinde bir algı sizleri ciddi şekilde yanıltır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar her an her saniye yurt dışından bir uzmanın veya bir ekonomistin veya devlet başkanlarından birisinin bir açıklaması herhangi bir gelişme piyasalara düşen herhangi bir haber anında oynatlık yaratabilmekte. Zira bu hafta başında 5 5.13'lere kadar gevşemiş olan dolar tl'nin enflasyon verisinin gelmesiyle birlikte anında 5.46'lara zıpladığına tanık olun. Zira geçmiş e, çok ciddi hareketleri artık örnek olarak vermek bile istemiyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi bu haftalık tablomuzu Fibonacci kriterleri itibariyle de ifade ettikten sonra sizlere ben şöyle bir açıklamada bulunmak istiyorum. Pivot sistem üzerinde sürekli olarak yoğunlaşıyorum biliyorsunuz ve pivot sistemi zaman zaman analizlerimde de açıklama yaptığım üzere dünya para piyasalarında Forex piyasaları diye bilinen dünya para piyasalarında çoğunlukla kullanılmakta olan bir sistemdir, kabul görmüş olan bir sistemdir ve bu sistemin çok farklı hesaplama yöntemleri vardır. Benim kullanmış olduğum yöntemle sizlerin farklı platformlarda göreceğiniz pivot noktası vesaire şeklindeki hesaplamalar birbirini tutmaz. Bu konuda çok fazla soru almaktayım. Bu pivot sistem kendime göre uyarladığım ve ayarlamış olduğum bir formül iç içermekte ve grafiklerimde sürekli olarak e, grafiklerime entegre edilmiş durumdadır. Şurada görmüş olduğunuz rakamlar, kırmızı rakamlar pivot desteklerini, yeşil rakamlar ise pivot dirençlerini göstermektedir. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Yine çok fazla soru aldığım üzere, acaba pivot sistem doların e, geçtiğimiz tarihlerde şu yaşamış olduğu e, büyük hareketi hesaplayabilmiş miydi? Yani pivot sistem geleceğe yönelik olarak da. Ee, hani haftalık olarak bakıyoruz ya veya günlük olarak bakıyoruz ya. Daha uzun vadede tahmin edebilir mi veya etmiş miydi şeklinde bir e, takım sorular gelmekte. Şimdi arkadaşlar ben tekrar şu Excel tablom'a dönmek üzere size bunun açıklamasını yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben dola, e, dolar TL için bir e, Ocak tarihiyle 1 Temmuz pardon 31 Temmuz tarihini dikkate alma kaydıyla. Yani 2018 yılının ilk yarısını dikkate almak kaydıyla bir pivot çalışması yaptım ve tekrar söylüyorum 2018 yılının ilk yarısını dikkate ilk 6 aylık dilimini dikkate almak kaydıyla bir hesap yaptım ve temmuz sonu itibariyle dolardaki kapanışımız 4.9142 imiş arkadaşlar. Temmuz sonu itibariyle doların 4.91 seviyesinden kapanışını baz alarak yapılan pivot çalışması, pivot hesaplaması demiş ki eğer 4.63 üzerinde kalmaya devam edersen 5.54 arkasından 5.89 arkasından da 6.80'e kadar bir yükseliş olasılığı gündeme gelebilir. Zira arkadaşlar biliyorsunuz Temmuz ayından sonra Dolar TL 6.80'in de ötesine gittiği 7.20'leri gördü. Pivot sistem 7.20'leri hesap edememiş ama 7.20'lere yakın bir seviye olarak da 6.80'i tahmin edebilmiş. Demek ki İlk 6 aydaki verilere bakarak Temmuzun sonunda bu hesabı önümüze almış olsaydık şuradaki seviyelerin aşılması durumunda bu noktalara kadar ulaşılabileceğini öngörebilmek veya bir eee tahmin olarak bir ipucu olarak aklımızda bulundurabilmemiz mümkün olabilirmiş. Diğer taraftan arkadaşlar şimdi bu hesap mantığıyla şu anki içinde bulunduğumuz 6 aylık dilimi yani Temmuz'dan sonraki yıl sonuna kadar 2018 sonuna kadarki 6 aylık dilimi dikkate alarak Ocak'la yani 2019 yılının ilk dönemlerini, ilk 6 ayını, ilk 5-6 ayını e, tahmin etmeye çalışalım. Tabii ki arkadaşlar bu tamamıyla ve tamamıyla bir e, teknik bir hesaptır. İllaki ve illaki bunlar gerçekleşecektir diye bir kayıt ve şart yok. Ben sadece size geçmiş verilerin de yaratmış olduğu sonuçları ifade ederek bu tabloyu e, anlatmaya çalışıyorum ki en azından biraz daha mukayese etme şansınız olabilsin. Arkadaşlar dolar TL'nin yıl sonunu diyelim ki 5.45'ten kapattığını düşünelim. Yani kaç kapatır bilemiyorum ama diyelim ki 5.45 seviyesinden yılın tamamlandığını düşünelim. Ve e, dolar TL'nin son 6 aylık süre içerisinde yani 2018'in son 6 aylık diliminde en düşük 4.51'i gördüğünü ve en yüksekte 7.21 seviyesini gördüğünü dikkate almak kaydıyla bir hesaplama yapıldığı zaman önümüzdeki 6 ay için Pivot seviyesi olarak 5.65 seviyesi görülmekte. Sol taraftaki rakamları görmeyen arkadaşlar bunlar ee, benim hesaba kattığım rakamlar değildir. Sağ taraftaki rakamları dikkate alıyoruz ve kırmızı olan rakamları takip edin lütfen. 5.65 seviyesinin önümüzdeki 6 aylık süre içinde bir pivot seviyesi olarak hesaplandığını, 5.65'in üzerinde kalıcı bir seyir söz konusu olabilirse, önümüzdeki 6 aylık süre için dikkat ediniz 6 aylık süre için olası hedefin 680 olabileceğini. Buranın da aşılması durumunda pivot sistem kriterleri itibariyle 836'nın ve buranın da aşılması olasılığın ihtimali gündeme gelir ise gelir gelmez olur olmaz bilmiyoruz. 950'lere kadar bir yükseliş olma, bir yükseliş yaşanma ihtimali pivot sistem tekniğinin hesaplama mantığına göre hesaplanabilmekte. Sevgili arkadaşlar bunların hiçbirisi birer tahmin değil. Bu seviyelere kadar yükselecek şeklinde bir iddia asla değil. Önümüzdeki 6 ay içerisinde neler olur neler biter bunu hiç ama hiç bilmiyoruz. Sadece ve sadece rakamların diliyle konuşmak üzere bu seviyelere ulaşıldığı zaman örneğin 6.80 aşılıp da bu seviye destek olduğu zaman artık dolar nereye kadar yükselir, daha nereye kadar yükselir sorusunun cevabı olarak karşımıza geçmişteki oluşumları dikkate alarak hesap yapan bu sistem diyor ki 8.36. Eğer bu tarihi zirvenin de aşılması durumunda dolar nereye kadar yükselebilir? Acaba ne olabilir sorusuna yanıt ise yine geçmişteki rakamları harmanlayarak bir hesap yapıyor ve diyor ki 9.50 olabilir. Bu rakamları sizlere şu anda sıklıkla sorduğunuz üzere acaba ilk 6 aydaki hesaplara bakılarak bu dolardaki ciddi yükseliş e, pivot sistem tarafından hesaplanır mıydı hesaplanmaz mıydı şeklindeki sorunun paralelinde ben sizlere bu açıklamayı yapmış olayım. Değerli arkadaşlar e, dolarla ilgili olarak 5.30 seviyesinin bu haftanın kritik bir seviyesi olduğunu söyledikten sonra ikinci önemli noktamız her e, analizimizde olduğu gibi... Merkez Bankası ne yapıyor ne yaptı meselesi. Kasım ayı kontratlarını biliyorsunuz Merkez Bankası net bir şekilde 5.16-17 seviyesinden sistemin otomatik kapatmasıyla kapattı ve 224 bin kontratını nakde çevirmiş oldu. Merkez Bankası arkadaşlar Aralık ayının başlamasıyla birlikte hızlıca dolardaki özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan anlık ve hızlı 5.46 atağını takiben tekrardan sahneye çıktı ve sizlere haftalık e, analizlerimde de belirttiğim üzere 150 bin kontrata yakın bir günde dikkat ediniz arkadaşlar bir günde doların 5.50 hata yaşadığı süreçte bir günde e, daha doğrusu bu atağın hemen arkasından gelen günde dolardaki hareketliliği dizginleyebilmek adına 150 bin kontrat civarında short pozisyon açarak tüm vadelerdeki pozisyonlarını artırmaya başladı. Şimdi arkadaşlar Önce size bu hafta Merkez Bankası'nın hangi pozisyonları açmış olduğunu göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar Aralık ayına ait kontratlarımız bulunuyor. Aralık ayı kontratlarına geliyorum. Ve burada hemen hafta başına yönelik tarihimi değiştiriyorum. 3.12 ile 6.12 arasında pardon 7.12 olması lazım. Evet. 7-12 tarihler arasında yani geçtiğimiz haftanın başından bu haftanın o haftanın sonuna kadar Merkez Bankası'nın 66.869 kontrat işlem yaptığını görmekteyiz. Arkadaşlar 66.869 kontrat sadece ve sadece Merkez Bankası'nın bu hafta açmış olduğu short pozisyon sayısıdır ve ortalama maliyeti de 5.45'ler civarında bugün Merkez Bankası Şubat ayı kontrat, pardon Aralık ayı kontratlarında herhangi bir işlem yapmadı. Şimdi arkadaşlar buradan geçiyorum. Ee, Şubat ayı kontratlarında, pardon Ocak ayı kontratlarında ki tabloya bakmak istiyorum. Ocak ayı kontratları itibariyle de arkadaşlar bugün yine Merkez Bankası'nın bakınız dün 40 bin kontrat civarında short pozisyon açmış. Bu dünkü rakamdır arkadaşlar. Bugüne dönelim isterseniz. Bugün e, yine işlem yapmadığını tahmin ediyorum. Sadece 71 kontratlık bir işlem yapmış arkadaşlar. Bugün derken haftanın son günü Cuma günü itibariyle. Sadece 71 kontrat yapmış. Hemen paranez içinde belirteyim peşinen. E, Merkez Bankası Cuma günü aralık vadede, Ocak 2019 vadede ve Şubat 2019 vadede hiç pozisyon açmadı arkadaşlar. Sadece çarşamba zannediyorum Perşembe günü olması lazım veya çarşamba günü olması lazım. 150 bin kontrat civarında pozisyonu bulunmakta. Yeni pozisyon açmıştı. Ancak haftanın son günü itibariyle hiç pozisyon açmadı. Sadece bir 71 kontrat az önce görmüş olduğunuz pozisyonu vardı. Şimdi arkadaşlar buradan ben size Ocak vade itibariyle henüz 3 Aralık'ta işlem görmeye başlayan Ocak vade itibariyle Merkez Bankası'nın bu hafta açmış olduğu kontrat sayısı 56.225 Kontrat ve 5.53 fiyat seviyesinden bu kontratlarını açmış bulunmakta. Hemen arkasından son olarak da Şubat 2019 vade'nin durumuna bir getirelim. Şubat 2019 itibari ile ise bakalım şurayı tekrardan bir 7 Aralık yapmamız gerekiyor. Evet, 3 Aralık ile 7 Aralık tarihleri arasında. Yani geçtiğimiz hafta Merkez Bankası ne yapmış? 75 bin kontrat pozisyon açmış ek short pozisyon olarak. Yani geçtiğimiz hafta açmış olduğu pozisyon sayısı 75.000 kontrat ve 562 maliyette bu pozisyonlarını açmış durumda. Arkadaşlar dediğimim gibi geçtiğimiz hafta Merkez Bankası doların 5.50 atağında 150 bin kontrat civarında bir pozisyon açtı. Şimdi arkadaşlar gelelim Merkez Bankasının elinde toplam kaç kontrat? E, short pozisyon bulunmakta arkadaşlar bu aralık ayına ait e, tablomuzdur Merkez Bankası'nın elinde 639.519 adet e, short pozisyon bulunmaktadır ve bu short pozisyonların ortalama maliyeti ise Maddix verilerine göre 6.28 6.29 olarak görülmekte bu arkadaşlar aralık ayındaki kontrat sayısı. Hemen gelecek olan e, aklınıza takılan soruya bağlı olarak şunu söylemek istiyorum: Bu miktardaki kontratı Merkez Bankası Aralık ayı içerisinde nasıl kapatır? Kapatır mı? Kapatmaz mı? Arkadaşlar, short pozisyonları kapatmanın tek bir yolu, iki yolu vardır. Birinci yolu, ters işlem açarak, yani long pozisyon açarak, yani piyasadan e, e, piyasa ifadesinin doğru olmayacaktır. Biyop piyasasından dersem daha doğru olacaktır. Biyop piyasasında geçen işlemlerde sürekli alım yapmak üzere bu pozisyonlarını azaltabilir veya kapatabilir. Tabii ki Merkez Bankası'nın ısrarcı bir şekilde alıcı olması durumunda düşük fiyattan satış pozisyonuna geçmek istemeyen veya elindeki long pozisyonları kapatmak istemeyen yatırımcılar ise daha yüksek fiyatlardan kapatmayı isteyeceklerinden dolayı fiyatların yukarı bir eğilim içerisine gitmesi Merkez Bankası'nın aktif bir şekilde bu pozisyonlarını kapatma isteği oluşursa gündeme gelebilir. Ancak Kasım ayı kontratlarında olduğu gibi Merkez Bankası alıcı beklemek yerine vade sonunda yani 31 Aralık tarihindeki uzlaşma fiyatından da bu pozisyonlarının otomatik olarak biopt'taki sistem ve mekanizma gereği kapanması yolunu tercih edebilir. Özetle 640.000 kontrat elinde şu an için malı bulunmakta. Geliyoruz arkadaşlar Ocak 2019'daki Merkez Bankası'nın elindeki pozisyon sayısına. Ocak 2019 vade 3 Aralık tarihinde işlem görmeye başladı ve bu hafta açılan e, tamamı bunların tamamı bu hafta açılmıştır. 56.000 kontrat elinde short pozisyonu bulunmakta. Bu rakam tahmin ediyorum artacaktır önümüzdeki günlerde dolarda bir hareketlilik yaşanırsa. Diğer taraftan arkadaşlar son olarak da Şubat vadiye bakalım. Şubat 2019 vadiye bakalım. Şubat 2019 vadiri de Merkez Bankası'nın elinde toplam 116.074 kontrat short pozisyonu bulunmakta. Evet arkadaşlar zannediyorum dolar tl ile söylenecekler bunlardan ibaret. Hafta içerisinde kritik gelişmeler olursa, rakamlarda önemli değişimler söz konusu olursa yine yorum vermeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalınız, saygılarımla.